Şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bir mukaddeme yapmak istiyorum okuyacağım mevzu hakkında. Şimdi varlık anlayışımız var, varlık yani var. Onu Allah ve biz olarak yani mahluk ve vacip olarak bir anlayışımız var. Bu da kısır ve çok sığ. Mesela atomla veya işte cin melek biliyoruz. Varlık anlayışımız böyle çok kısır, onunla alakalı olacak biraz. Bir de kendimizi anlamlandırmak adına mihengi nokta, diğer tabirle referans noktası basit şeylerle olursa insan basitleşir. Mesela şu, insan kimdir? Portakal değildir. İnsan kimdir? Deniz değildir. İnsan kimdir? Atom değildir. Bu izah değildir. Yani referans, yani mihengi noktayı aldığınız yere göre insan anlam kazanır. Yani şu, işgal altındayız demek istiyorum. Nasıl? Örf, anane, kültür, gelenek ve eğitimden içimize sokulan o bilgiler bizi özgürleştireceğini zannediyoruz. Bizi onlar çoğu zaman bazı şeylerde, eğer kutsiyeti yoksa, semavi değilse, bizi köleleştiriyor. Bağlıyor oraya. Yani ip gibi gözükmeyen ip. Semavi değilse. Zira aklı çalıştırarak malzeme alıyoruz. Konumuz bu değil ama biraz içerisine bir şey koyayım. Aklı çalıştırarak malzeme alıyoruz. O alınan, akılla alınan malzemelerle aklı çalıştırıyoruz. Yani aklı bulunduğumuz sahada madde ve mekana, zamana bağlı olarak çalıştığı için İnsan zaman ve mekana bağlı düşünüyor. Yani silsilevi düşünüyor. Öncelik ve sonralık düşünüyor. Ne zaman insan hür olur? Kendi fıtratına göre hür olur. Dünü, bugünü, yarını bütünsel bir noktada görebiliyorsa bu insan aklen hürdür. Yoksa bağımlıdır. Zira niçin? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıldan önce bir akıl olması lazım. Bu akıldan önceki akla bu aklı bağlamak, aklı hür yapmak demektir. Başka insan, çok ilginç bu da, vacip ile mevcut arasında bir berzahlık yapıyor insan. 15. şuada geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, alemi gayb ile alemi şehadette arasında bir berzah olduğunu, alemi gaybı alemi şehadete taşıdığını söylüyor. 15. şuada. Nasıl taşıdı? Yani fıtratımızın isteğini gösterdi. Mesela insan ebed istiyor. Düşünün, din yok. Bir anda her yerde olmak istiyor. Din yok. Ölmek istemiyor. Din yok. Nasıl anlamlandıracaksın bu isteğini? Peygamber diyor ki, ha bu isteğinin falan yerde. Yani mihengi noktayı oraya aldı. Örnek verin bundan kalın. Allah Resulü demişler ki aleyhissalatü vesselam sohbet ederken sabırlı olun diyor, affedici olun diyor, affedin diyor. Peygamber'e soruyorlar sahabe, ne kadar affedelim, bak mihengi yani referans noktasını nereden alıyor, çok doğal. Affedici olun diyor, ya Resulallah ne kadar affedelim, herkese göre değişen bir şeydir. Herkes kaldıramaz bunu, kimisi hakkımı helal etmiyorum diyor, kimisi her şeyi helal ediyor, bilmem ne yapıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu sahabe topluluğunu fikren alıyor, haşir meydanına getiriyor. Haşir meydanının önüne cennet ve cehennemi dikiyor. Diyor ki, ey ashabım, burada ne kadar afa ihtiyacınız var? Düşün, burada afa ne kadar ihtiyacınız var bu iki sonuca göre. Alıyor milleti, buraya getiriyor, o kadar affedici oldu. Herkese göre değişti ve referans noktası da farklı oldu. Kutsiyet kazandı. Belki bazı aflarda gurur, kibrin,
enaniyetin eziliyor ama buraya göre aldığın için hazmediyorsun. Ya ben bunun değil affı, ne cenaze ne cenaze mi derler ya. Değilmiş yani, o kadar basit. Basit bir şey yani. Şimdi bununla alakalı ben hulasalı gideceğim, böyle öz notlar aldım. Çalışmışım. Böyle çalışarak geldim, görüyorsunuz böyle. Paldır küldür kitabı açmıyorum. Böyle açanları da pek sevmiyorum. Murat da zaten böyle çalışıyor. Şimdi insanda iki tane yara varmış. Yedinci sözde. Nedir arkadaşlar, hatırlayamam mı? İki tane yara varmış, sağ ve sol. Aç ve fakr yarası. Ona diyor ki usta, şimdi çok lazım olan şeyle ben ortadan göbekten cümleleri alıp gideceğim. Öyle bir şeyi takip etmeyeceğim, takip etmeyeceğim. Ustad diyor ki, sabır ile halikine tevekkül ve iltica ne kadar nafi bir tirak asrın psikolojik hastalıklarına veya ekonomik hastalıklarına, yani ekonominin açtığı hastalık veya sıkıntılarımızı çözemediğimiz zaman alacağımız yöntem. Mesela bugün şeyi dinlettim biraz Mustafa'ya, sonucu dinlettirmedim. Bir tane yazı geliyor, diyor ki, insan diyor psikolojisinin bozulmasının sebebi inkısara hayale uğraması veya önemsenmemesi, değer yerine kale alınmamasından kaynaklanıyor diyor. Bir bilim adamı, bu işin uzmanı diyor ki, bir inkısara hayale uğruyor, hayal kırıklığı yani, bir de önemsenmiyor. Bunlar umut şeydir, insanın dışındaki şeylerdir, sebeptir. Düzeltsen dünyayı düzeltemezsin. Herkes sana senin istediğin gibi değer vermez ki. Annem verse babam vermez. O verse komşum vermez. Ne olacak yani? Her gün. Ne sorun? Mesela ekonomi. Ekonomi de hariçtedir. İnsanın psikoloji sorunlarının temelinde şu var. Daha biraz genişleteyim çözümü. Niye namaz kılmıyor? Kendisini tanımıyor. Niye o fedakarlığı yapıyor veya yapmıyor? Kendisini tanımıyor. Niye oruç tutmuyor? Kendisini tanımıyor. Yani kendisine değer verdikten sonra, kendisine anlam kattıktan sonra, anlamlandıktan sonra sen beni anlamlandırmasan da o kadar etkilenmeyeceğim. Çünkü kendi değerimi kendim biliyorum. Ama kendini et ve kemikten ifade ediyorsan, et ve kemikten ifade ediyorsan, o zaman enerji boyutunda yaşıyorsun ki kelamlar, görüntüler, ses şeydir, kelam, sesler enerjidir, görüntüler de enerjidir. Bu enerjiye göre iyi olacağım, kötü olacağım. O zaman benim iyiliğim, kötülüğüm size bağlı. Oysa mutluluk odur ki harici bağlı olmasın. Kendi potansiyelimi, kendi öz değerlerimi aktif etmem lazım, madenlerimi. O da nedir? Ne sorarsanız sorun cevabı şudur. Kendini tanımıyorsun. Mesela niye namaz kılmıyor adam? Niye derse gelmiyor? Kendisi tanımıyor. Niye böyle yapıyor? Kendisini tanımıyor ki. Tanısa demezdi, yapmazdı, giderdi, ederdi, verirdi. Ha, şimdi bu sıkıntılardan bir tanesi neymiş? Boğazın sıkıntıları, çok tuhaf bu. Yani ortadan, bu noktadan bakırsan çok anlamlıdır. Okumuşsunuz da, yani yedinci söz. Üstad diyor ki, nafi ve tiryak ilaç. Nafi ve tiryak. Yani birisi maddi, birisi manevi. İlaç neymiş? Bir, sabır. İki, halikine tevekkül, vekil etmek, evellemek, hadisenin sahibine hadiseyi vermek, tevekkül. Sonra iltica. Sonra talep ve dua ve kanaat ve şükür. Hadi iki tane indirgeyim şunu. Sabır ile tevekkül. Sabır ile, bak, sıkıntılarımıza sabır ile halikine tevekkül, vekil etmek, evellemek, hadisenin sahibine götürmek, bizi ne yapar? Hadisenin arkasına götürür. Hadisenin arkasına taşır seni. Hadi, hani dertler bana derman imiş. Neymiş öyle? Peki nasıl dertler sana derman? Çünkü onu anlamlandırdığı zaman merdiven gibi oluyor. Hani duyarsınız ya, her şey üst üste geldi. Alt alta gelmedi ya. Üst üste geldi, merdiven demektir. Basıp çıkacaksın demektir. Alt alta gelse dibe doğru gideceksin. Şimdi bu noktadan bakın, sabır, halikine tevekkül ve iltica ne kadar nafi bir tirak, iki ilaç olduğunu. Evet, insan aldanır. Ya şimdi mesela
Biz davranıyoruz, ekonomi olsun, bazen manevi olur vesaire, düşer kalkarsınız. Ona da bir teselli veriyor. Diyor ki, tamam bunu yaparken düşüyoruz. Usta da diyor ki, evet insan aldanır, ben de öyle bir desas aldandım. Şimdi, ve o iki inanç ise, biri sabır ile tevekküldür. Halik'in kudretine istinat, hikmetine itimattır. Bak, referans aldığı noktayı görüyor musun? Yani, mesela, vur, çarp, patlonlasın, onu yap, bunu yapma, oraya git, bunu. Yani hariçte çözümler üretiliyor psikolojide, değil mi? Bak, olayların, hadiselerin arkasına götürmek. Hani arkasından düşünmeye, mekansız ve zamansız düşünmeye. Yani şunu demek istiyorum. Biraz zor olmaz inşallah. Tahayyülü küfür, küfür değil inşallah da. Bunu aşacak insansınız. Haşa, bir Allah var. Daha kainat, şeceri, fıkat hiçbir şey yaratmamış. Bir senin enem var, yani cevherin var. Ruhun da yaratılmamış, ruhun da yaratılmamış. Yani tefekkür için söylüyorum Ümit. Allah dese ki, Mustafa, cevherin olarak gel ey kulum, aburama otur, yanıma gel. Tamam mı? Yanımdaysa, tefekkür bu ya. Mekan vermiyoruz ama öyle. Gel yanıma otur, tamam. Şimdi, sen cevhersin, daha mahluk değilsin. Senin yaratılmana sen şahit ol. Yaratılmana şahit ol. Yani bu Nur-u Muhammed'den Kab-ı Kayseri ve Arş-ı Azam'a doğru libas giydiriliyor. Mesela bir çekirdek gibi. Sana libas giydiriliyor. Mesela bir sürü toplum, kültür vesaire bize duygu, fikir, his, bunlar hepsi libastır. Manevi elbisedir. Bunlar hep giydirilmiş. İşte kendi yaratılışına kendin şahit olursan o libaslardan sıyrılıyorsun. Şunu demek istiyorum. 10. katta çırılçıplaktın. 10. katta don giydirildi. 9. katta atlet, sonra pantolon, ayakkabı, şuraya ininin. 1. katta ayakkabı verdi, çıktı. Hadi bakalım, tersini döndürelim. Verilenleri, verildiği katta bırak. Aslına döndürmedir. Şimdi size bir şey çizeceğim. Kalem var değil mi? Kalem orada. He bak, bir şey çizeceğim. Şimdi çekirdek, çekirdek yaratıldı. Ötekini kullandın abi. O hangisini? Evet. Bunu mu? Evet. Bu çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Tamam abi. Çekirdekten ağaca bilgi kimyasal aktarılmıyor. Beyinciler der ki, beyindeki bilgiler elektronik aktarılmıyor, kimyasal aktarılıyor. Kimya. Kimya ile biliyorsunuz. Aktarım iki şekilde oluyor fizikte. Bir dalgadır. Bir yarık deneyinde var. Bir dalga vardır, bir elektronik manyetik alan olarak var. Ustad ta 1926'da bak neyi kullanıyor. Diyor ki, şurayı toprak düşünün. Ama bu gözükmez, daha kapalısı yok mu? Böyle kırmızı, siyah gibi bir şey yok değil mi Murat? O kadar çalıştın ki bitirmişsin. Tamam. Bunu da koyalım, keşke İstanbul'dan getirseydim sana. Şimdi buraya koydum, bu çekirdek. Diyor ki, 25. sözde, onu alalım. Bu çekirdekten ağaca, bu ağaç kabul edin. Şuradaki bilgi, bak alalım. Şimdi çekirdekte Mayıs 1 çıktı. 300 sene sonra çınarın son yaprağı. Çekirdekte hepsi aynı yerde. Zaman yok. Ama dünya yüzüne çıktığı zaman zaman ve mekan oluşuyor. Mayıs 1 filiz verdi. 300 sene sonra son yaprak verdi. İlk yaprakla son yaprak arasında ne kadar geçti? 300 sene. Bak bir şey anlatayım. Ama çekirdekte ilk ve son, önce ve sonra yok. Sidi'de de öyle. Sidi'de de öyle. Sidi'yi bilenler bilir. Mesela şu kaydı yapan Sidi. Mesela Hasan yazacak. Hasan'ın A'si burada. A'sı burada. Tekrar A'sı burada. Nun'u burada. Kuantum mu abi? Kuantum. Kuantumu, kuantum demedim, bak nasıl kullanacak şimdi, seyret. Bak şimdi. Ustadın şeyini size şu hatırlatacağım da zaten bildiğiniz bir şey ama malzemeleri kullanamıyoruz ustadın şeyini.
Diyor ki ustad 29. sözde, şey 30. sözde de var, 30. sözden sari, 25. sözde de var. Şu çekirdekteki bilgi diyor, buraya sağ taraf, sol taraf, şuralara bilgi diyor, sırayla boru gibi aktarılsa zamana mekana olur. Sağdaki daldakini yaparken soldakiler sıraya koyacaksın. Öncekisini sonra. Eğer böyle aktarım olsa sıra mecbur olacak. Yani sıfıra yakın bir zaman olur. Diyor ki bu çekirdekteki bilgiler buraya diyor. İki tabir var. Bir tereşu, bir de temessül. Tereşu olarak kullanıyor, temessül ediyor diyor. Bilgi ağaca temessül ediyor. Ne demek? Kimyasal bir aktarım kullanılmıyor. Buradaki bilgi kanal ve yön olmadan şuradaki bilgiyi ağacın tümünde var, hiçbir yerinde yok. Böyle manyetik bir an. Bunu neyle kullanıyor? Temessül tabiriyle kullanıyor. Şimdi başka bir şey de kullanacağım. Bunu bunun için anlatmıyor. Bu bilinmesi lazım. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor ya 23'ün sözde. Şimdi sen de böyle olacaksın. Demek ki buradaki bilgi burada bir aktarım, boru gibi bir aktarımla olmuyor. Temessülle oluyor. Dolayısıyla bu çekirdek diyor sağındayken solundadır, hiçbir yerinde de değildir. Her yerdedir bir anda. Sıraya konmamış. Sağında solunda. Mesela güneş. Ödemişi yaparken İzmir'i unutuyorum. Yani sıraya koyuyorum. Bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Buna temessül deniliyor. Ama buraya şehire gelen su ilk önce yukarıki mahalleye geliyor, sonra buraya gelir. Sıraya konuyor otomatik. Demek ki şuradaki bilgi navigasyon gibi aktarılıyor arkadaşlar. Tamam. Ne zaman? Şimdi şurayı siliyorum. Var mı silgi? Silgi var orada. Ha, ver. Şimdi buraya kadar oldu insana geleceğim için. Bu çekirdek attık. Daha ilk filiz verdiği zaman, çekirdek patladığı zaman ne oluyormuş biliyor musunuz? Bu tabirden çıkartıyor, çalışmışım. Bu ağaçla olması gereken son en nihayet kemal hali manyetik alan olarak, manevi olarak temessül ediyor. Senin gözünle görmüyorsun. En kemal hali temessül ediyor. Şöyle diyeyim. Mesela Adana'daki pamuğu çekirdeği Rize'ye dikiyoruz. Kırıkan'daki narı Rize'ye dikiyoruz. Soğuk olduğu için söylüyorum. Nar ağacı oluyor bizde. Ben götürdüm Kırıkan'dan. Ağaç oldu ama nar havukada oldu. Kırıkan'da ise 450 gram oluyor. Yarım kilo olan karabekir narı var. Böyle karışlarda yarım kilo olmuş. Şimdi ne için söyledim? Çekirdek patlandığı anda onun olması muhtemel en mükemmel vücudu oluyor. Şekillenmemiş. Sonra ağaç kendisi maddeyle, atomla şey yaptığı zaman bunlar olması ne kadar şartlara göre şu kadar olabiliyor. Şunu tamamlayamıyor. Tamamlayamıyor. Ne kadar tamamlayabilirse. Aslında o bizim gözümüzle görmediğimiz şey var. Şimdi gelelim insana. Bu örnek duruyor. İnsan ruhlar aleminde senaryoyu aldı. Film oynanıyor. Filmin başrolü sensin. Ruhlar aleminde mecburen filmin sahneyi aldın. Cennette, hatta cennetten sonra rüyete kadar bir film çevriliyor. Sen. Bunun başrolü de sensin. Bütün mevcudat senin efradın ve azan hükmünde. Usta öyle diyor. Mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Herkes bana göre, siz de ben de, size göre ben de öyleyim. Etsa ve efradımdır. Mevcudat ise nevi hükmüne geçer. Sen ruhlar alemine düştün. Olman gereken bütün o manevi alemler otomatik olarak olmuştur.
Ama gayretinle sen şu kadar olabildin. Peygamber ise şöyle diyor, kemali etendir, olması gereken bütün kalıplara girdi. Dikkat et, ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Bak bir daha. Ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Hayat büyüdüğü için ağaç büyüyor. Tamamen küfür içindeki bir hayat, o zaman hiç mi olmayalı şekilde? Hiç olmuyor. Temessül şey vermiyor. Yani şeyi ve mayını alanı verdi. Çürüyor mu çekirdeği? Çürüyor. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Halik Kuhabi ben ne var diyor. Şurada bitiyor kardeş. Ama muhtemelen olması lazım iken diyor. O istidatlarını, yani şunlar. Şu gözükmeyene istidat denilir. Şu ortaya çıkana kabiliyet denilir. Ram-ı Mader'e düşmeden ruhlar aleminde senaryoyu aldın. Şöyle geçiyor Peygamber Aleyhisselam. Bu hayat serüveni içerisinde dünyada çölde seyahat edip de dinlemek için bir ağacın altına bir saat dinlenen insan var ya diyor. Ona benzer o kadar zaman şeyi var. Ustad şöyle diyor, hadiste de geçiyor. İki aylık mesafe var arkadaşlar. İki aylık mesafe var. Bir gün sonra bir istasyon geliyor. Öyle mi abi? Ben hepsini topluyorum ki latife hatırlarsınız. Bir gün sonra istasyon geliyor. Tren var, uçak var, gemi var, otomobil var. Öyle mi abi? Bilete göre biniliyor değil mi? Peki iki aylık mesafe has çiftlik iki ay sonra. Bir gün sonra şeye geldik, tren istasyonlara geldik. 59 gün nerede? 59 gün o bindikten sonraki hayatımızdır. Kabire kadar bir gün geçiyor. Kabirle inşallah cennet 59 günümüz kalıyor. 59 gün daha seyahat devam ediyor. Kimisi berk gibi gidecek diyor. Kimisi hayat suratinde gidecek diyor. Değişiyor. Demek ki yayan geçecek diyor. Yayan da gidecek ama bizim meselemiz olmadığı için onu zikretmiyorum. Olumsuzluğu hiç sevmeyen bir insanım. Demek ki çıktığınız halde bunun adı bu manyetik, bugünkü tabirle söylüyorum, olması gereken insan şeceri-i hilkat, bu şeceri-i hilkattır. Onun adı istidatlardır, yazılımdır. Olan ise şu sen atsın, sonra bu olmalar devam ediyor. Kabirde de 2-3 dal girecek. Orada da dersane var. Haşirde de vay ne yaptım, orada da olacak. Sırat köprüsünde de olacak. Cennette de olmaya devam edecek. Ta rüyete kadar bu kemal bulacak. Bu Big Bang'ın bizdeki tabiri. Çünkü Big Bang'de şöyle bir şeylik var, onu Eylül'e de söyledim, şaşırmıştım. Bazı şeyleri çözmek için fende bazı şeyleri ön kabul yapmak zorundasın. Başka yapamazsın. Mesela 0 santigrat derece, 76 milimetre civa basıncı altında, deniz seviyesini, sanki bu kainata atılırken 0 santigrat derece mi vardı, deniz seviyesi mi vardı bu dünyaya? Ha mecbursun, pi sayısını vesaire, sabit alman gerekiyor. Big Mac'te de diyor ki, evrende diyor, sonsuz kütle, sıfır hacim, tamam mı? Sıfır zamanda patladı, gelişiyor. Nerede gelişiyor? Benim sesim havada gelişiyor. O Big Bang patladığı zaman mekan mı vardı ki mekanda gelişiyor? Evrende diyor, genişledi diyor. Bir yer yok ki. O zaten yayılmasıyla evren oluyor. Varlık oluyor. Nerede gelişecek? İşte biraz o şeyleri var falan diyor. Olacak o kadar. İşte nedir o? Gözükmeyen bir alanı dolduruyorsun. Big Bang ilk patlama. Şu anda biz hayatımızda zaten hep patlamalar oluyor. Tahayyül ve tasavvurumuzda devamlı patlamalı emirlerimi oluyor. Şimdi gelelim. İnsan o kadar aciz, o kadar fakir ki bu iki yarasını böyle bir insan olması gereken, zaten insanı şöyle, insana çalışmıştım bir cümleyle nasıl tanımlarım dedim. İnsan tarifi var 20 vecihle 218 şu anlarda. Olmakta olandır insan. Yani olma her an oluyor, oluyor. Bitti mi daha? Hayır. Şu anda kim soruyor bunu, insan nedir? Olağanda olandır. Ama olması bitmiyor. Olmakta olandır. Ama olması devam ediyor. Vefat edince bitiyor.
insan. İşte böyle bir insanın sırf arabanın iyi olması, sırf biraz cebinde para olması, karnının tok olması ile insan mutlu olabilir. Böyle bir insan. Cami, cami bir insan. İşte buna iki ilaç veriyor. Ne kadar nafi ve tiryak iki ilaç neymiş? Sabır, tevekkül. Tevekkül o kadar acayip bir şey ki. Hani sabırı biraz sokakta duyuyoruz da. Tevekkül, evelleme, olayları, hadiselerin arkasına geçip sahibinin nazarıyla bakabilmektir. Ona baktığın zaman ne kadar hoş oluyor ya. İnsan ne kadar rahatlıyor. Ondan sonra devam ediyorum. Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Şuraya bak. İki tane tabir var karıştırılan, ünsiyet ve ülfet. Allah ülfetimizi kaldırsın, ünsiyetimizi çoğaltsın. Ne demek? Alışkanlık var ya, alışmışız. Oo, bir ters okusam şimdi. Yedinci söz. Amentu billah ve biliyorum ila ahir. Tamam, yedinci söz. Hemen kapatıyoruz. Bunun adı ülfettir. Biliyoruz, zannediyoruz. Ünsiyet ise doymayan ruhun doyma yolunda arzu etmesidir. Ünsiyet o şeye yakınlık hissetmek. Mesela Allah. Allah bitmeyen bir hazine. Ona yakınlık hissedip devam etmek. Ünsiyet. Ülfet ise battaniye ile örtülmektir. Üzerimize örtülmek. Şimdi dinleyin, insan için bak ne diyor. Her şeye ülfet edebilir ama insan kendisine ünsiyet edemez. Çünkü insan, insan için muammadır. Kendisi kendisini çözmeye muammadır. İnsanın en büyük sırrı kendisidir. Çünkü Allah kendisi diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Ben arefe nefse fekadar tarafına. İnsan, insan için en gizli muamma yine kendisidir. Ondadır diyorum ki, aklınla aklını baş edemezsin. Aklınla aklının arkasına geçemezsin. İlle bir yere bağlaman gerekiyor. İnsanların bugün en büyük belası düşünceleridir. Kendi düşüncelerinden kurtulmak için kendi düşüncesini kullanıyor. Yetmez. Yetmiyor da. Bak, kullandı. İnsan sıkıntısına bak, biraz önce bir şey okudum size. Diyor ki yazıda, insan bugün psikolojisinin bozukluğu, hayal kırıklığından geliyor. Bir de değer görmemesine geliyor. Bunlar hepsi hariç. Bunu hiç değiştiremezsin ki ya. Nasıl değer göreceksin? Annen sana değer verdiği gibi sokakta bir insan mı verecek sana? E peki, hayal kırıklığı olmadı mı var ya? Peki nedir? Kendini anlamlandıracak, neyle mutlu olacağını kendisini tanırsa o kadar bedenin arkasına geçiyor. Şimdi bedenler putlaştırıldı. İndir bindir insan. Yok kan grubuna göre şey, diyet, bilmem ne iyisine göre iyi. Aman ha, 6 ayda bir diyor MR çektin diyor. Ya hiçbir şeyin yok. MR'a gidenler hepsi psikolojik rahatsız olarak geliyor. Beyin mi yapacak, vesvese yapacak? Sorun mu var ki gidiyorsun? Abi baktırmayalım. Biz günde 5 defa MR çekiyoruz. Yemek nasıl yenir? MR çektirelim. Resulullah nasıl yemiş? MR o. Tuvalete nasıl gitmiş? Yatağa nasıl yatmış? Daha ne karışıyoruz? Peki bak neymiş? Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Kendini tanımlamaya çalışır. Anlamlandırmaya çalışır. Ben neyim? Patates değilim. Ben kimim? Deniz değilim. İzah mıdır şimdi bu? Tarih boyu insanoğlunun en çok merak ettiği şey yine kendisidir. Kendisi çözememiş ki. Güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Şuraya bak. Yani en çirkin gözükeni de anlamlandırmış. Allah canibinden kudretin azameti altında baktığı zaman olaylar değişiyor. Allah canibinden, bak o verdiği misal var ya, seni yanına oturtuyor. Çok ilginçtir bu. Cevher olarak sensin. Ey kulum gel buraya, Umut gel otur buraya. Tamam otur. Kendi sürecine, kendi mahluk olmana. Çünkü cevhersin daha. Çekirdeksin, ağaç olmadın, daha ruh takılmadı. Kendi yaratılmana,
Şecerin hülkatla beraber sen yaratılıyorsun. Aynı anda oluyorsunuz. Yani şecerin hülkattan sonra ben yaratılmıyorum. O bedensel bir süreçtir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kainatın sonudur. Bedensel, beşeriyet itibariyle ama hakikat itibariyle kainatın başıdır. Çekirdeği aslisidir. İkisi birden yaratılıyor. Çekirdek yumurta mı, yumurta mı, tavuk değil. İkisi beraber yaratılıyor. İkisi beraber devam ediyor. Şeceri hilkat yaratılırken sen aynı anda yapılıyorsun. Öncelik sonralık mekan ve zamana göre düşünenler içindir. İlk önce çekirdeği yapayım sonra kainat yapayım değil ya. Yani. Beraber yapılıyor. İşte bak şu cümleye bak ne acayip. Yani sıradan okuyoruz ya. Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Tamam bunu anladık. Güzel hülyalar eder. Bunu nasıl yapar? Çünkü insan kendine ünsiyet eder. Ülfet etmez. Ülfet adileşir. Ha bu. Buymuş yani. Sıradan olur. İnsan dipsiz bir mana alemidir. Koridordur. İnsan 121 şualarda diyor ki şey berzahtır diyor. İnsanı berzahtır. İnin üzerine takke var. İnsani bir berzahtır. Öteleri buraya bağlayandır. Ben konuşuyorum, şey yapıyorum ama ağır geliyor mu bilmiyorum. Nasıl? Güzel abi. Ha, öyle mi? Tamam da kendim acaba dedim. Diyor ki hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Şimdi Mustafa adamı sever. İnşaata geldi adam beni al. Şimdi senin dairene, daha yeni olduğu için sıpırmışsın. Kenara enkazlar da var. Bahçede de şey var. Bina yaptın ama bahçeyi daha tanzim etmedin, ağaç dikmedin. Orada sıva yapmış adam, orada haçlar kenarda duruyor. Bak şimdi, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor orada. Kardeşi de böyle bir daire almaya girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Ya bu ne ya diyor. Burada çöplük var diyor. Bak sonra kaldırırsın işte ona bakma. Güzel şeyler de var orada. Bunu hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzel istirahat ederek çıkıp gidiyor. Ha sana terapi işte. Psikoloji terapi. Nasıl bakacaksın? İyi bak. İyi bakmak demek de yetmiyor. İyi şu. Hani güzele bakmak sevaptır derler ya. Hayır. Bu Yahudilerin bekle Allah bekle veya üzümüye bağını sorma lafına benziyor. Zındıkların sözüdür. Güzel nedir? Açık saça bak. Güzel bir sürü şeyler var. Güzeldir yani. Allah'ın dediği şey güzeldir. Allah'ın onayladığı şey güzeldir. Anladın mı? Üzümeye bağını sorma. Yani haram helal mi? Sorma. Şimdi nasıl bakacağız? Allah canibinden kudretin azameti altında bu dünya, bu süreçte ruhlar aleminden cennete kadar 2 aylık mesafe var. Şimdi bazı filmler var, çok külli, çok masraf etmişler adamlar. Japonya'da 15 dakika şey alması lazım, sahne alması lazım. Endonezya'da 2 dakika, bilmem Cezayir'de şu kadar, Türkiye'de de işte 1,5 dakika. Sırf orayı çevirmek için o bölümü, o sahneyi Türkiye'ye uğruyorlar. 15 dakikalık, 20 dakikalık. Oysa 1 saatlik filmde, şöyle bir film düşün ki, böyle bir film dünyanın bazı yerleriyle çekilmesi gerekiyor. İnsan da böyle şeceri hilkat içine alan bir filmin baş aktörüdür. Dünyaya 1 saat sahne almak için gelmişiz. 1 saat. Ondan sonra kabirde sahne alacağız. Sonra haşirde alacağız. Sonra sıratta sahne alacağız. Sonra cennette alacağız. Evet cennette bitmiyor. Ta rüyete kadar. Rüyete kadar sahne alacağız. Güzel ahlaklı, ahlakı ona güzel fikir vermiş. Fikir neydi? Yoldur. Bak güzel ahlakı yol açtı ona. Fikir yoldur. Usta diyor ki fikir yoldur. Güzel ahlaklı ona güzel fikir vermiş. Fikir yoldur. Mesela diyorum ki bak adresi verdim ama sen yürüyeceksin. Fikir vermiş. Güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor.
Nasıl olacak öyle hepimiz güzel cihetini görmek istiyoruz ama malzemesiz olmuyor ki. Derslere katılacaksın, kitap okuyacaksın. Eğer bir yerde sıkıntı varsa mutlaka sana yansıyor. Nasıl yansıyor? Sıkıntı başlıyor. Nasıl çatlıyor, çat başlıyor? Evde başlıyor sıkıntı. Kendi psikolojinin şeyine başlıyor, evham başlıyor. Medyanın böyle tuzaklarına düşüyoruz. Altıya hiçbir şey olmadı halde çek yaptır, yap, git bakalım bak yarın hiçbir şey yok. Bir tanesi de ya baktırmak lazım erken teşhis hayat kurtarır. Biz ta 1400 sene önce demeli teşhisliyiz yani. Diyet kullanıyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle ye demiş, şöyle tuvalete git tamam gerisini bırak. Çünkü niye? Senin işin değil gerisi ya. Ne kadar yaşayacağını, neler başına geleceğini. Kaderin takdiridir. Senin işin değil ki. Mesnevi'nin üredeni diyor biliyor musun? Bütün hastalıkların temelinde şöyle bir cümle kullanıyor. Bakayım Mesnevi'yi görecek miyiz? İnsan, gafil insan diyor. Bu psikoloji sıkıntıların ait bir cümle söylüyor bak. Çok bu noktadan bakınca nasıl gözüküyor? Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ömür onun değil mi? Ne kadar kalacağını, nasıl kalacağını, kadın erkek olacağını, rızkı vesaire, öyle değil mi? Rızkı kime vereceğim? Allah biliyor. Ben ilim ise isteyene veriliyor. Evet, insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesini terk eder. Zayıf kalbiyle rububiyet vazife isakilesinin altına böyle giriyor. Allah'ın vazifesine giriyor. Allah nasıl giriyor? Rububiyet isakilanesini diyor. Kainattaki idareciliğin altına kendisi giriyor. Olmadı Suriye'de şu olması. Yani şimdi nasıl izah edeceksin? Ben niye Ödemiş'te doğdum? Niye o benim anne babam da bu değil? Neyle izah edeceksin? Hadi kafa yok. Ne kadar kalacaksın? Sana mı soruldu gelirken ki? Giderken sana sorulacak. Böyle var ya bazı şeyler soruyorlar mantıksız. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Ulan nereye soracaktı? Zaten yoktun ki. Geldin kötü mü oldu? Şimdi soruyor. Gitmek çok kolay. Balıklamakla betona doğru. Gidersin. Bak diyor ki insan zayıf kalbiyle rububiyet yani kainatın icraatını vazife-i sakilanesinin altına girer altında eziliyor. Allah'ın vazifesini düşünüyor. Niye kaşın böyle? Niye boyun böyle? Niye biter mi? Nasıl çözeceksin? Zayıf kalbiyle şu icraat, Allah kainatta Allah'lık yapıyor ya. Sonra ve aynı zamanda bütün istiratını da kaybetmekle asi, şaki, hain adamlar partisine dahil olur. Sebebi insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesini omuz atar. Aklıyla çözmeye çalışıyor. Niye böyle? Nasıl olma? Allah Allah. Olmaması lazım. Çöz de gör. Olmadı. Bak işte gördüm işte. Olmuyor. Allah'ın vazifesine karışma. Karışınca 500 bin voltluk ceylan çarpar adamı. Geçen ocağı temizlerken dershanenin şey çalışmıyor böyle. Öyle çıt çıt çıt. Onu açtım. Bazıları çalışıyor. Bazıları çalışmayanı tuttum. Ben çıt çıt yapmıyor ama elektrik varmış. Bir vurdum, nasıl fırlattı beni ya? Böyle, öldürücü değil ama böyle, veya ben çarptım. İşte buna da benzemiyor. Allah'ın vazifene dokunduğun zaman, rububiyet sakilanesine omuz verince adamı çarpıyor. Sonra şunu okuyayım. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde, asın belası, bunları okuduktan sonra keseceğim. Neymiş? Bedbaht, vahşet, meyusiyet kimsesizlik içinde azap çekiyor. Nedir? Şimdi Afrika'ya gittiniz. Safari. Ve baktınız ki kendinizi ortada gördünüz. Bir hayal edebilseniz bundan zevk alacaksınız. Ya bir timsah saldırıyor. Sırttan saldırıyor. Kobra ilanı saldırıyor. Fil saldırıyor bilmem. Peki oraya kaçıyorsun sırttan karşına çıkıyor. Buraya kaçınca ayı geliyor. Buraya kaçınca timsah. Hangi? Ölüm mutlak öleceksin. Hangisini tercih ederdin? Sen hangi ölüm şeklini? Eğer siz sırttan olsa hayalarından alacak. Ya bir anda götürsün isterdin. Yani. Hangisi olsun mesela? Kobra olsun. Yılan olsun. Kobra mı? Böyle kuyubu böyle şey yapar tamam. Korkutuyor bak. Ne olsun abim? Vallahi. Fil olsun. Fil etsin mi bir anda? Bir anda etsin. Bir anda. Ayı yok mu abi? Ayı da var.
Yani mutlaka ölecek misin? Evet. Hangi ölüm? İşte vahşet ne demek biliyor musun? Allahsız insanın içsel alemindeki hisleri, fikirleri, meyilleri, kabiliyetleri, istidatları birbirleriyle çatışıyor ve çelişiyor. Birbirine tutarsız, birbirini desteklemiyor, beraber olmuyor. Birbirini yiyor, tamam mı? Ve sana tuhaf bir fikir de vermişler bunlar. Yok olacaksın, tamam mı? E peki madem yok olacağım, sonu sıfırsa, bu iç alemindeki birbirinin de çelişen ve çatışan dan ortadan kalan bir insanın haletini düşünün. Buna vahşet deniliyor. Vahşet. Yani içsel birbirine çatışan ve çelişeni kıblesine koyamamak. Birbirlerini yiyor biliyor musun? Böyle bir hastalık gördüm. İzmit'e gittim, ziyaret ettim bir dostumun. Vücut, savunma sistemi, deriyi düşman kabul ediyor, düşmanı yiyor. Bir tarafı deri yapıyor, öteki taraf yiyor. Gel de çöz hadi. Yani organ kendisini düşman kabul ediyor. Kanser de bu cinsten yani. Meyusiyet kimsesiz. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Hayal edin ki Adem Aleyhisselam gibisiniz. Bu dünya çölüne geldin tek başına. Ama bu akıl. Ne yaparsın? Teksin ya. Tek biliyor musunuz? Tek. Bu kadar cemaatin içindeyiz, bu kadar şeyiz de gene yer yer kendimizi ümitsiz, meyus, yeis yani. Kur'an-ı Kerim'de o Müslümandır ki günah yapmaz demiyor Kur'an. O Müslüman ki yeise düşmez. Yeis maniyer kemaldır. Bütün kemalata götüren yolların tahripçisidir yeis. Ümitsizliktir ve kafirlerden başka kimse Allah'tan ümidini kesmez diyor. Yeis öyle bir şey. Bak vahşet, meyusiyet. Bir de kimsesizlik. Bunlar neymiş biliyor musunuz? Şeyde söylüyor, ikinci dalda söylüyor. O orayı okumak istiyorum. 20 24. mektup sözdü değil mi abi? Bak diyor ki Allah kimsenin başına vermesin. Diyor ki sen yeisin zulümatından. Yani kalbi kimsesizlikten ortaya çıkan yoksulluğa yani kimsesiz kalbi hale zulümat deniliyor. Kontrolsüz dima birbirini yiyen fikirlere, birbirini tamamlamayan o düşünceler var ya vehimler. Aklımızın belası akıl olmuş. Düşün nasıl çözeceksin? Düşüncelerinden, düşüncelerinle kurtulmaya çalışıyorsun. Ezber konuşmuyorum. Bilerek söylüyorum bakın. Düşünceler bizim psikolojimizi bozmamış mı? Hep vehim değil mi? Ondan nasıl kurtulmaya çalışıyoruz? Düşüncelerimizle yetmez. Diyor ki bakın, yeisin zulümatından, yeis kalbe zulümat yapar. Buraya da karanlık olur, burası zulümat olur. Yeis zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, kimsesizlik vahşetinden, ervah habisenin izacatından ve bu üçünün bütünlüğünün dehşetinden ancak şu şartta kurtulabilirsin diyor. Bugünkü asır işte kimsesizleşmiş, yalnızlaştırılmış bir insan var. Toplum içinde yaşıyor gibi gözüküyorsunuz ama tektir, yalnızız, yalnızlaştırılmış. Anne baba, kardeş birbirine düşman, birbirine şey yapmıyor ya. Ancak dava olursa, ruhani bir bağ olursa ki Allah Resulü öyle diyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, yaptığınız iyilik diyor, aklını ve kalbini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz kimseyi memnun etmeyecektir diyor. Bak yaptığınız iyilik var ya, eğer onun aklı ve kalbi bütünlüğe gelmemişse yaptığın şey, o hiçbir şey onu memnun etmeyecektir. Etmiyor be kardeşim. Yapma, bu kadar uğraştın kardeşine. En ufak bir şey yaptın derler ya, kalktın eteğinde ne varsa döküldüğü gibi. Bak korkunç asın 2-3 tane temel hastalığı. Vahşet, yeis, kimsesizlik içinde azap çekiyor. Şu bahtiyar ise 3 tane yöntem bulmuş buna. Ünsiyet, 2. Ümit, yeise karşı ümit, vahşete karşı ünsiyet. Yani sahibini bulmaktan onu anlamlandırmış. Vahşet yerine anlamlandırmış,
yeis yerine ümit vermiş, kimsesizlik yerine hepimiz iştihap duyarız ya, ah onu görsem, onunla beraber olsam, bir yemek yesem, ya bir gelsem, bir görüşsek, iştihap. Kimsesizlik yerine iştihak içinde telessüs ediyor. Nerede? Dünyada, ahirette değil. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ne demek? Cennete girecek kibini kullanmıyor. Gelecek zaman kibi yok burada. Gir cennetime diyor. Şimdi. Demek ki vahşete mukabil ünsiyet, yeise mukabil ümit, kimsesizliğe mukabil iştiyak. Yani arzulamak. Birbirinizi, ki o dostun odur ki gördüğü zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman hikmetini artırandır. Arkadaş ise ne demekmiş biliyor musun arkadaş? Arkada taş demektir. Arkada daş. Osmanlıca'da taş değil, daş oluyor. Arkada daş. Taş taşıyorsun. Dost başka bir şey. O yüktür. Evvelkisinin nefs-i emmaresi ona bir manevi cehennem ihsan etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir İsa ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Hadis-i şerifle bir manası var. Onlar dersi bitiriyor. Diyor ki, başınızda bela var değil mi? Hepimizde var. Bela dediğimiz imtihan. Bel-a. Bizim bildiğimiz sokak belası değil mi? Bel-a. İmtihan şeyimiz. Bela vereni buldunsa safa eder, ata eder var ya. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, onun bir hulasasını yaptı, ondan kesiyor. Nasıl kurtulursun o kafandaki sıkıntıdan? Musibetin kalkması iki şekilde olur. Birisi, hulasa ediyorum, artık okumayacağım çünkü bunların neticesi. Onu kaldırıp başka bir şeye koyar. Mesela birincisi şu. Peygamberimiz diyor ki, başınızda imtihan olan bir şey ne zaman size ünsiyetli yakın gelir, artık ona kanaat eder, onu kabullenirseniz, yani savaşmazsanız onunla, onu kabullenirseniz o imtihan olmaktan çıkar ve kalkar sende. O kabullenene kadar o devam eder. Onun aslı nereden geldiğini bilip razı olması ile kalkıp mutmain oluyor, kalbi rahat olmasıyla o kalkar. Bir neymiş? Onunla savaşınca senin imtihanındır, devam edecek. Onunla razı olursan o kalkıyor. O razı, ha bu benim şeyimdir, ha bu budur. Anlam yaparsa vazifesini yapıyor, çekip gidiyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.